Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. İntegralin dördüncü videosundayız. Belirli integrale bu videoyla başlıyoruz arkadaşlarım. Bu dersimizde belirli integrali anlatacağız. Belirli integralin özelliklerini vereceğiz ve bol miktarda soru çözeceğiz. Ve toplamda 5 sayfa ilerleyeceğiz arkadaşlar kitapta. Dolayısıyla hazırlıklı olmanda fayda var. Çayını kahveni hazırla. Çünkü biraz uzunca bir ders olacak. Hazırsan, videoyu beğendiysen, abone de olduysan geçelim dersimize. Evet, bunun bir belirsiz versiyonu vardı. Şimdi ise belirli integral versiyonundayız arkadaşlarım. Nedir bu belirli integral? Buna bakalım. Aslında çok basit. Aynı şekilde integral alıyorsunuz. Bak, aynı şekilde belirsiz integralde nasıl integral almayı öğrendiyseniz şimdi de aynı şeyleri yapacaksınız ufak tefek farklılıkları var ama o farklılıklar yöntemi değiştirmiyor. Belirsiz integral almayı bitirdikten sonra üstüne bir işlem yapmayı daha gerektiriyor ama öyle zor işlemler değil merak etmeyin. Şimdi bakın bir f fonksiyonumuz var ab kapalı aralığından reel sayılara tanımlanmış. F fonksiyonu ab kapalı aralığında integrallenebilir bir fonksiyonmuş. Ve unutmayın ki büyük f'nin türevinde x eşittir fx olmak üzere eğer ki sana Bak bu şekilde integralin altını ve üstüne sayılar yazacak integral işaretini. Buna alt sınır buna üst sınır diyeceğiz. Alt ve üst sınırlar verdiyse senin yapman gereken şu olacak. Bu fonksiyonun integralini aldıktan sonra önce bulduğun sonuçta yerine b'yi yazacaksın. Sonra a'yı yazacaksın ve farkını bulacaksın. İşte bu kadar basit. Hemen bakalım 43. örneğe. 2'den 4'e kadar X'de x dx. x'in integrali neydi arkadaşlarım? x kare bölü 2 idi. Yanına bir çizgi çektik. 2 ile 4'ü yazdık. Bakın C'sini falan yazmıyorum. İsterseniz önce bir yazalım. Bakalım C'ye neler oluyor ona bir bakalım. Artı C'ydi. 2 ile 4'ü yazdınız. Önce 4'ü yerine yazacaksınız. 16 bölü 2 artı C. Sonra da 2'yi yerine yazacaksınız. 4 bölü 2 artı C. Ve çıkaracağız. Arkadaşlarım 16 bölü 2 8'dir. 8 artı C'den. 4 bölü 2 2'dir. 2 artı C'yi çıkaracağız. Burada 8 artı c eksi 2 eksi c geliyor. C'ler birbirini götürüyor ve 8'den 2'yi çıkardığınız sonuç e, zamanda cevabı 6 buluyorsunuz. Demek ki c'ler burada birbirini götürüyor. Bütün belirli integralde c'ler birbirini götürecek. O halde c'leri yazmaya gerek yok. Yani direkt x kare bölü 2'den itibaren 2 ile 4'ü yerine yazsaydınız cevabı bulurdunuz. 44. örnek. <laughs> 2x artı 3'ün integrali neydi? x kare artı 3x. Yerine 1 ile 3'ü yazıyorsunuz. Hadi bakalım. 3'ün karesi 9 artı 3 kere 3 9. Bundan neyi çıkarıyoruz? 1'in karesi 1 artı 3 kere 1 3. Bunu çıkarıyoruz. Yani 18'den 4'ü çıkaracaksınız. Cevap 14 olacak. Devam. A'dan 2'ye kadar. 2x artı 1 dx 6'ymış olduğuna göre A'nın değerler A1 ve A2. A1 daha A2'den küçük olmak üzere A1'den A2'ye kadar bu integralin sonucu kaçtır diye soruluyor. Bakın ee, değişik bir soru güzel bir soru. İyi dinleyin. 2x artı 1. Bunun integrali nedir arkadaşlar? x kare artı x'tir. Yerine a ile 2 yazacaksınız. Hadi yazalım. 2'nin karesi 4 artı 2'den 6. Eksi a kare artı a dediniz. Önce 2'yi, sonra a'yı yerine yazdık. Ve bu sonuç kaç geliyormuş? 6 geliyormuş. Bakın her iki taraftaki a'lar birbir, 6'lar birbirini götürür. a kare artı a eşittir 0 olur. a parantezinde. a artı 1 eşittir 0 derseniz, a'nın sonucu bir 0 gelir bir de eksi 1 gelir. Bakın arkadaşlar A1 A2'den küçükse demek ki A1 eksi 1'miş. <laughs> A2'de 0'mış. Şimdi bizden A1'den A2'ye kadar demiş ya eksi 1'den 0'a kadar demiş aslında. Bunun integralini alıyorsunuz. x küp artı x kare artı x yerine de eksi 1 ile 0'ı yazacağız. 0 yazarsanız zaten 0 gelir. Eksi 1 yazarsanız eksi 1'in küpü eksi 1, bir, eksi 1'in karesi artı 1 ve eksi 1'imiz var. Bu soruluyor bize. Bakın eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. Burada eksi 1 vardı. Eksiyi de içeri dağıtırsanız cevabın 1 olması gerektiğini görebilirsiniz. Devam. 46. örnek. 2x eksi 1'in a'dan b'ye kadar olan integrali 4'e eşitmiş. a artı b'de 5 ise a eksi b farkı kaçtır diye soruluyor. 2x eksi 1'in integralini alalım. x kare eksi x'tir. a'dan b'ye kadar demişti. Yerine yazalım. b kare eksi b'den A² a kare eksi a'yı çıkaracağız. Pekala. Şimdi burada b kare eksi b eksi a kare artı a gelir bakın. Ve ben bu ifadeyi şu şekilde yazabilirim. B kare ile A kareyi yan yana getirirseniz 2 kare farkından kaynaklı burası B eksi A çarpı B artı A yapar. Daha sonrasında bir de A eksi B'miz var bakın. Eksi parantezinde B eksi A yazılabilir. Burayı da B eksi A parantezini alırsanız eğer burası da A artı B yapar. Eşittir sevgili arkadaşlarım. Kaçmış bunun integrali? 4. Ve çok güzel. A artı B'nin kaç olduğunu söylemiş bize? Şu kısmın 5 olması gerektiğini söylemiş. Peki B eksi A'yı bulabilir miyiz buradan? Tabii ki buluruz. Bakın B eksi A eşittir. Şuradaki 5'i karşıya bölüm olarak gönderirseniz 4 bölü 5 olur. B eksi A 4 bölü 5 ise tabii ki A eksi B. Eksi 4 bölü 5'tir. Doğru cevap budur deriz. Devam ediyorum 47. örneğimle. A'dan B'ye kadar. Dx eşittir 4. Bakın bunun integrali nedir? Nedir bunun integral'i? Burası ise x'tir. Ve a'dan b'ye kadar demiş. Yani arkadaşlar burada b'yi yerine yazdınız b, a yerine yazdınız a eşittir kaçmış 4. Yani b eksi a'nın ben 4 olması gerektiğini çok iyi anladım şu an. Bir de şu kısma bakacağız. Neyin türevi 2x ya da 2x'in integralini x kare. Burada da a ile b'yi yerine yazarsanız eğer. b kare eksi a kare eşittir 32'ymiş bakın. Ben b kare eksi a karenin b eksi a ile b artı a'nın çarpımı olduğunu biliyorum. Eşittir kaçmış bu da? 32'ymiş. Şimdi arkadaşım b eksi a'nın 4 olması gerektiğini biliyoruz değil mi? Bak şurası 4. O zaman şurası kaçtır? 8. O halde yazıyorum. b eksi a eşittir 4. b artı a eşittir 8. Her ikisini taraf tarafa topla Buradan eksi a ile artı a birbirini götürür. 2b eşittir 12 ise b eşittir 6'dır. B6 ise A da 2'dir. Şurada yerine yazarsanız 6'dan A çıktı 4 kaldı. O zaman A 2'dir. Şimdi B'nin 6 ve A'nın 2 olması gerektiğini biliyoruz. Getirelim şurada yerine yazalım. İntegral A'mız 2 idi. Eksi 2 oldu. B'miz de 6. Bakın yazdım. 2 dx demiş. Bu da sevgili arkadaşlar. Neyin türevi 2 ya da 2'nin integrali ne? 2x. Eksi 2 ile 6'yı yerine yazarsınız. 2 kere 6 12 eksi. 2 kere eksi 2 eksi 4. Bu da bize cevabı verir. Cevap 16'dır. Dikkat edin. Şunun gibi integrallerde. Yani integral varsayalım ki A'dan B'ye kadar. Burası da sevgili arkadaşlarım ne olsun? M olsun. M dx. Şimdi burada bir sayı varsa M diye. Bu integralin sonucu şudur. M ile B eksi A'yı çarparsanız sonucu bulursunuz. Sınır uzunluğu çarpı içerideki sayı. Bakın buraya 6 ile eksi 2 arasındaki fark kaç? 8 ile 2'yi çarparsanız da cevabı yine bulabilirsiniz. 48 örnek. 2'den 5'e kadar x küp dy.. Hmm. y değişkenine göre integral al demiş. O zaman x küp benim için bir sabit sayıdır. O halde bunun integrali x küp çarpı y'dir. Ve burada 2 ile 5'i yerine yazacaksın diyor. 5'i yerine yazacağız ama x değil, y gördüğümüz yere, çünkü değişkenimiz y 5x küp yapar. Eksi 2'yi yerine yazarsanız 2x küp yapar. O halde cevabımız 3x küptür diyebiliriz 48. örneğimiz için. 49 0'dan 2'ye kadar f türev x dx integralin eşitini bulunuz. f'in türevinin integrali neydi? fx'ti. Burada sıfırla 2'yi yerine yazacağız. Bu da bize f2 eksi f0 verecek sevgili arkadaşlar. Cevabımız buydu. Örnek 50 fx bölü 2 x üzeri 4 eksi 2 x kare eksi 7 fonksiyonu veriliyor. 1'den 2'ye kadar f türev 2 dx nedir diye sorulmuş. f'in türevinde 2'yi bulmamız gerekiyor bizim. O halde f'in türevinde x bölü 2 türev alıyorum. x bölü 2'nin yani içinin türevi 1 bölü 2 eşittir. Karşı tarafın türevi 4 x küp eksi 4 x yapar. Burada f türev 2'yi elde edebilmek için x gördüğümüz yere tabii ki 4 yazmamız gerekiyor. F'in türevinde 2 çarpı 1 bölü 2 eşittir. X gördüğümüz yere 4 yazacağız dedik. 4'ün küpü 64 ile 4'ü çarparsanız 256 yapar. 256 eksi 16. Bakın şurası kaç yapar? 240. Peki bir de, bir de burada bölü 2 vardı. Bu bölü 2'nin ikisini karşıya çarpım olarak gönderirseniz F türev 2 kaç yapar arkadaşlar? 480 yapacaktır. Şimdi bizden istenen şey neymiş? Birden 4'e kadar 1'den 4'e kadar f türev 2 f türev 2'yi kaç buldum ben 480 dx ve bu tarz durumlarda bu gibi durumlarda ne yapmanız gerektiğini söylemiştim İçerideki sayıyla 4'ten 1'i çıkarın 3 bunları çarpmaktır yani cevap 480 çarpı 3 arkadaşlar bu da bize 1440'ın ta kendisini verecektir evet böylelikle 174. sayfamızın çözümünü de ve konu anlatımını da bitirdik şöyle sayfamıza uzaktan baktık gayet çalışılmış ve Eli düzgün bir sayfa. Umarım senin de sayfan böyledir. Belirli integralin özellikleri diyoruz arkadaşlarım. Kulaklarınızı iyi açıyorsunuz ve özelliklerini iyi dinliyorsunuz. Öncelikle A'dan B'ye kadar fx dx integralinin sonucu ile sınır boylarını değiştirirsen B'den A'ya kadar yaparsan o zaman bu bunun eksilisine eşit olacaktır. Yani sen şununla şunu yer değiştirmen demek önüne eksi koyman demektir. Tamam Önüne eksi koyarsan bunlar birbirine eşit olur. A'dan A'ya kadar yani alt sınır ve üst sınır aynıysa herhangi bir fonksiyonun integrali tabii ki sıfıra eşittir. A, B'den B'de C'den daha küçük olmak üzere eğer ki A'dan B'ye ve B'den de C'ye kadar aynı fonksiyonun integrallerini topluyorsan o halde şunu yapabilirsin. A'dan B'ye B'den C'ye gitmene gerek yok. Direkt A'dan C'ye fx dx sonucunu bulursan bu toplama eşit olacaktır diyoruz. Peki hocam fx tek fonksiyonsa ve sınırlarımız da simetrikse sınırlar simetrik ve fx tek fonksiyonsa bu fonksiyonun integrali sıfırdır. Bakın unutmayın sorularda karşımıza eğer ki böyle eksi a'dan a'ya kadar simetrik aralıklar verdiyse aklınıza ilk gelmesi gereken şey tek fonksiyonlar olsun. Tamam orada mutlaka bir tek fonksiyon olayı olabilir. Unutmayın. Peki f fonksiyon çift fonksiyonsa eksi a'dan a'ya kadar yani yine simetrikse aralık o halde şunu yapıyoruz. Ee, biliyorsun ki çift fonksiyonlar y eksenine göre simetrikti. O halde eksi a'dan sıfıra kadar olan fx'in integralinin iki katı bize cevabı verir diyoruz. Veyahut sıfırdan a'ya kadar olan fx'in integralinin iki katı bize cevabı verir diyoruz. Peki bir de şuna bakalım. Elimizde bir belirli integral varsa bu belirli integralin sevgili arkadaşlarım sonucu biliyorsunuz ki bir sayıdır. Ve senin bu belirli integralinin başına d bölü dx yazdıysa sayının türevini al diyordur ki kendileri sıfıra eşittir. Belirsiz integralde kullanılan integralin genel özellikleri belirli integralde de mutlak surette geçerlidir arkadaşlar. Hangi özelliği kullanıyorsanız belirsiz integralde, belirli integralde de aynı özellikleri kullanmaya devam edebilirsiniz tabii ki. 51. örneğimize bakalım. 1'den 2'ye kadar fx dx 2 ise, 2'den 1'e kadar fx dx kaçtır? Bakın sadece neleri değiştirmiş? Sınırları değiştirmiş. 6 üstte üstü 6 almış. E cevap 2 çıkıyorsa burada ne çıkacaktır o halde cevabımız? Tabii ki eksi 2 çıkacaktır. 52. örneğimize bakıyoruz. Demiş ki, eksi 1'den eksi 1'e kadar İçerisi gayet karman çorman bir fonksiyon. Ama biz neyi biliyorduk? Alt ve üst sınırlar birbirine eşitse cevap mutlak suretle 0 olacak diyorduk. 53. örnek. 1'den 3'e kadar fx dx 5 olduğuna göre 3'ten 1'e kadar x kare artı fx dx sorulmuş bize. Pekala. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. 1'den 3'e kadar fx dx'in ne olduğunu biliyorum. Peki 1'den 3'e kadar x kare dx'in sonucu nedir acaba? Bunu bulabilir miyiz? Tabii ki de buluruz. x karenin integrali x küp bölü 3'tü. Alt sınırımız 1, üst sınırımız 3'tü. Yerine yazarsanız 27 bölü 3'ten 9 ve eksi 1 bölü 3'ten 1 bölü 3 gelir. 9 eksi 1 bölü 3 kaç yapar arkadaşlarım? 26 bölü 3 yapacaktır. Şimdi ben eğer şu ikisini toplarsam şu kısmın 5 olduğunu biliyorum. Şu kısmın da 26 bölü 3 olması gerektiğini anlamıştım. Toplarsak eğer sevgili arkadaşlarım 41 bölü 3 gibi bir cevap gelir. Bu nedir? 1'den 3'e kadar fx artı x kare dx'tir arkadaşlar. Tamam. Bunun sonucu bu. E şimdi bize soruluna bakıyoruz. Bize sorulan da 1'den 3'e kadar değil de 3'ten 1'e kadar aynı fonksiyonun sonucu sorulmuş. Aynı fonksiyonun integralinin sonucu sorulmuş. E bizim bulduğumuz 41 bölü 3 ise sınırları yer değiştirdiyse cevap eksi 41 bölü 3 olacaktır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Örnek 54. A'dan B'ye kadar fx dx 3'müş ve A'dan B'ye kadar gx dx 2'ymiş. Buna göre A'dan B'ye kadar 2 fx artı 3 gx dx integralinin sonucu sorulmuş. Bakın ben bunu şu şekilde yazabilirim. İntegral A'dan B'ye kadar 2 fx dx artı integral a'dan b'ye kadar 3 gx dx biçiminde sevgili arkadaşlarım bunu ifade edilebilir. 2'yi dışarı atarsam şu şekilde hop 3'ü de dışarı atacağım. Bakın 2'yi dışarı yazdım 3'ü de dışarı yazdım yazmadım yazamadım şunu 3'ü dışarı yazdık. Arkadaşlarım a'dan b'ye kadar fx dx 3'tü ve a'dan b'ye kadar gx dx de 2 idi. O halde şurası 3 ve burası 2 ise 2 kere 3 6 3 kere 2 6'dan cevabımız 12 olacaktı diyebiliriz. İntegral basit demiştim size. 55. örnek. Eksi 2'den 5'e kadar fx dx 6. 5'ten 3'e kadar fx dx de eksi 1 olduğuna göre. 3'ten eksi 2'ye kadar fx dx kaçtır diye sormuş. Bakın. Eksi 2'den 5'e kadar olan integral 6'ymış değil mi? Peki ben bunu şöyle yazabilir miyim? Eksi 2'den, eksi 2'den 3'e kadar artı 3'ten 5'e kadar biçiminde ifade edilebilir. Sonuçta eksi 2'den 5'e kadar gidiliyorsa önce eksi 2'den 3'e sonra 3'ten 5'e uğrarım aynı şey olur. Tamam pekala. Şimdi 5'ten 3'e kadar sonuç eksi 1 ise 3'ten 5'e kadarın sonucu 1'dir. Eksi 2'den 5'e kadar olan integral sonucu da 6 6'ydı. Demek ki 6 eşittir. Bu artı 1 ise demek ki burası kaçmış? 5'miş. Şimdi eksi 2'den 3'e kadar gidince sonuç 5 oluyormuş. Bize ne demiş? 3'ten eksi 2'ye kadar git demiş. Hmm, o zaman hiç düşünmeye gerek yok. Cevap şunun eksilisiymiş. Yani cevabımız eksi 5'miş gençler. 175. sayfamızı da bitirdik ve genel, genel itibariyle kısa çözümlerin bulunduğu sorular çözdük. Şimdi devam ediyoruz 56. örnekle 176. sayfamızda. 0'dan 3'e kadar 3x üzeri 4 artı 2x kare dx eksi 3'den 0'a kadar 4x kare artı 2x üzeri 4 dx. Bu integralin sonucu sorulmuş. Bakın ben buranın 0'dan 3'e kadar olduğunu görüyorum ya. Buranın da 0'dan 3'e kadar olmasını istiyorum. Dolayısıyla buraya 0, buraya 3 yazıyorum. Bir dakika ya öyle kafamıza göre yapabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Bir de bunu eksiyle çarpmamız lazım. Eksiyle çarptım. Bir de başında eksi var. O zaman burası oldu artı. Sınırlarımız aynıysa artık içlerini rahatlıkla toplayabiliriz. Sıfırdan 3'e kadar bakın şunla şunu toplayacağım. 3 x üzeri 4 ile 2 x üzeri 4'ü topladınız. 5 x üzeri 4 geldi. Artı 2 x kare 4 x kareyi topladınız. 6 x kare oldu. Ve sonuna da dx yazdınız. Artık çözeceksiniz. Hadi bakalım. Şunun integrali x üzeri 5'tir. Bunun integrali de sevgili arkadaşlarım 2 x küptür. Ve burada sıfırla 3'ü yerine yazacağız. 3'ün 5. kuvveti artı 2 çarpı 3'ün küpü yani 54. Eksi 0 yerine yazarsanız zaten 0 gelecek. 5, 243'tür. Üzeri Bunun üzerine 54 ekle demiş. O halde cevabımız 297'nin ta kendisi olur arkadaşlarım. Doğru cevap buydu dedik. 57. Bu toplamın sonucu sorulmuş. Dikkat edin. 0'dan pi bölü 8'e, pi bölü 8'den pi bölü 2'ye, 0'dan pi bölü 2'ye Cos kare dx var burada. Pekala şimdi sıfırdan pi bölü 8'e ve pi bölü 8'den pi bölü 2'ye bakın. Pi bölü 8'den pi bölü 2. Ye. Yani aslında ben şu kısma bakın şuraya ne diyebilirim? Direkt olarak sıfırdan pi bölü 2'ye gitmiş diyebilirim. Sıfırdan pi bölü 2'ye içerideki fonksiyonumuz sin kare x dx. Artı bir daha sıfırdan pi bölü 2'ye Cos kare x dx var. E gençler sınırlar aynıysa içerideki fonksiyonları toplayabiliyorduk ki sin kare x ile cos kare x'in toplamının sen gayet iyi biliyorsun cevabının 1 olduğunu. O halde sıfırdan pi bölü 2'ye kadar 1 dx yazacağız. Peki 1'in integrali ne? Hocam o da x'ti. Sınırlarımız sıfırla pi bölü 2 idi. Önce pi bölü 2 yerine yazdınız sonra sıfır yazdınız ve çıkardınız. O halde cevabımız ne olacakmış? Tabii ki de pi bölü 2 olacakmış arkadaşlar. 58. x kare eksi 6 x eksi 7 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 iken x1 x2'den küçükmüş. Peki x1'den x2'ye kadar 2 x eksi 1 dx integralinin sonucu soruluyor bize. Pekala ben bu denklemin köklerini bulabilirim. X'e x ve eksi 7'ye artı 1 diye açarsanız çarpımları eksi 7 toplamları eksi 6 olacaktır ve köklerimiz eksi 1 ile 7 gelecektir. Şimdi demek ki bu x 1'miş bu da x 2'ymiş. O halde artık integralimizden alt ve üst sınırları bulabiliriz. Eksi 1'den 7'ye kadar diyeceğiz. Bakın x 1 ve x 2. İçeriği de aynısını yazacağım. 2x eksi 1 dx yazdım arkadaşlar. 2x'in integrali x kare eksi 1'in integrali x ve sınırlarımızda eksi 1'den 7'ye kadar demiştik. 7'yi yerine yazıyorum. 49 eksi 7 eksi. Eksi 1'i yerine yazıyorum. 1 eksi eksi 1. Buradan 49'dan 7 çıktı 42 eksi. 1 eksi eksi 1 2 yapar. 42'den 2 çıktı. Ne yapar? 40 yapar arkadaşlarım. Tamam. Geçtim 59'a. 9x kare eksi 12x artı 4 eşit 0 denkleminin kökleri neymiş? Yine bakın x1 ve x2'ymiş. x1'den x2'ye kadar 9x küp eksi 7x kare artı 12x eksi 8 dx integralinin sonucu sorulmuş. Şimdi ben burayı 3x'e 3x diye ayırsam tamam. Şuraya geldim baktım herhangi bir şekilde ayrılıyor mu diye ayrılmıyor. O zaman şöyle bir şey denesek 9x kare eksi 12x demişti ya bize. Ayrılıyordu aslında ya değil mi? Ayrılır ayrılır. Şöyle yapalım. 3x'e 3x-2-2. -2. Hatta tam kareymiş. Yani arkadaşlarım 3x-2'nin karesiymiş bu ifade. O zaman x ne olur? Tabii ki 2 bölü 3 olur. Bu x 1 ise x 2 kaç olur? O da 2 bölü 3 olur. Şimdi diyor ki bana 2 bölü 3'ten 2 bölü 3'e kadar diyor. Hayda bunun cevabı neydi gençler? Burası ne olursa olsun. Sınırlarımız birbirinin aynısıysa cevap tabii ki 0 oluyordu arkadaşlar. Güzel. Devam edelim 60. örneğimizde. Eksi 2'den 4'e kadar 3 bölü x artı 3 dx a ise Eksi 2'den 4'e kadar x artı 6 bölü x artı 3 dx integralinin a türünden eşit sorulmuş. Şimdi gençler ben şöyle yazabilir miyim? Bakın eksi 2'den 4'e kadar bize şu sorulmuş. x artı 6 bölü x artı 3 dx sorulmuş değil mi? Bakın ben bunu şöyle yazmak istiyorum. Eksi 2'den 4'e kadar x artı 3 bölü x artı 3 dx artı integral eksi 2'den 4'e kadar 3 bölü x artı 3 dx yazılabilir mi? Çünkü x artı 3 bölü x artı 3 ile 3 bölü x artı 3'ü toplarsanız şurası 3'e çok benzememiş. Böyle kaydırmışız. Evet bununla bunu toplarsanız şu kısmı verecektir. Peki şurası kaç? 1. O halde diyorum ki eksi 2'den 4'e kadar 1 dx artı burası da zaten a'yı veriyor bize. Bununla bunun toplamı bize cevabı verecekmiş arkadaşlar. Şimdi şurayı hesaplayabiliriz. Burada ne var? 1 var. Bir görünmeyen değil mi? 1 ile sınır boyunun uzunluğunu yani 4'ten eksi 2 6. 1 kere 6 içer 6 yapar. 6 artı A bize sorulan ifadeymiş. O halde cevabımız da A türünden cevap A artı 6 veya 6 artı A olacaktı. Örnek 61. M ve N reel sayılar olmak üzere. M'den N'ye kadar dx bölü M artı N eşittir. 1 bölü 6'ymış arkadaşlarım. Buna göre m bölü n soruluyor. Şimdi x'e göre bir integral alma işlemi yapacağız. Ve dikkat edin m artı n n'in içerisinde x yok. Yani gençler 1 bölü m artı n sayısının integralini alıyoruz aslında bakarsanız şu şekilde. Şimdi şurası bir sayıysa burası bir sayıysa bunun integrali sonuna sadece x gelmiş halidir. Şöyle ve integrali almayı bitirdik. M'den n'ye kadar yazacağız. Önce x gördüğüm yere n yazacağım. n bölü m artı n. Sonra da m yazacağım. m bölü m artı n diyeceğim. Bu da bana n eksi m bölü m artı n'yi verecek. Ve bu işlemin sonucu sevgili arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Bu işlemin sonucu nedir? Tabii ki de bize vermiş 1 bölü 6'ymış. İçler dışlar yapıyorum. 6n eksi 6m eşittir m artı n geldi. Eksi 6 m'yi bu tarafa gönderdim 7 m. N'yi diğer tarafa gönderdim 5 n yaptı. Demek ki arkadaşlarım ben n gördüğüm yere 7 a. M gördüğüm yere 5 a yazabilirim. M kaçtı arkadaşlar? Şu soruluyordu bize. M 5 a'ydı. N de 7 a'ydı. A'lar giderse doğru cevabın tabii ki 5 bölü 7 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ve devam. 62. örnek. Eksi 2'den 2'ye kadar bu integralin sonucu sorulmuş. Bakın x üzeri 7 bir tek fonksiyondur. x üzeri 5 bir tek fonksiyondur. x bir tek fonksiyondur. Neden tek fonksiyona yöneldim aklıma bu geldi hemen? Çünkü sınırlarımız simetrik. O halde bu gitti, bu gitti, bu gitti. Zaten bunların türevi sıfır, geri, şey, integrali sıfır gelecek. O halde sadece 2'nin integrali kaldı. 2'nin integrali de 2x'tir. Eksi 2'den 2'ye kadar yerine yazacağız. Önce 2'yi yazdınız 4 eksi. Sonra eksi 2'yi yazdınız eksi 4. Ve cevap ne geldi? Tabii ki 8 geldi arkadaşlarım. Doğru cevabımız 8 olacaktı. Eksi 3'den 3'e kadar x kare artı 5. Bakın x kare artı 5 demiş. Biz bunun şu olduğunu biliyoruz. 2 çarpı sınırlar simetrik. İçeriye bakıyorsunuz bakın. Üstü çift. Çift fonksiyon. 5 de zaten sabit sayılarda çift fonksiyonlardı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 0'dan 3'e kadar x kare artı 5 dx'in 2 katıdır diyebiliriz biz buna. Özellikten hatırlayın. x kare artı 5'in integrali nedir arkadaşlarım? x küp bölü 3 artı 5 x'tir. Ve burada 0 ile 3'ü yerine yazacağız. Pekala 3'ü yerine yazarsanız 27 bölü 3'ten 9 gelir. Artı 3 kere 5 15 yapar. Eksi 0 yerine yazarsanız 0 gelir. 9 15 daha kaç yapar? 24 yapar. Cevap bu mu? Hayır. Bir de 2 ile çarpmamız gerekiyordu o halde cevabımız. 48'in ta kendisidir arkadaşlar. Evet valla 25-26 dakikadır videodayız. Ama bayağı da soru çözdük ama siz de biliyorsunuz ki bu soruların e, ee, cürmü ne kadardık. <laughs> Değil mi? Evet gençler. Nereden başlamıştık? Belirli integralden başladık şuradan. 1, 2. 3. sayfayı bitirdik. Şimdi ise devam ediyoruz 64. örnekte. Evet bakalım sorumuza. 1'den 4'e kadar x kare eksi x artı 1 bölü kök x demiş. Şimdi uğraştırıcı sorulara başlıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız bu soruda? Değişken falan değiştirmiyoruz tabii ki. Hemen şunu yapıyoruz. Basit. x kare bölü kök x. x bölü kök x ve 1 bölü kök x'in integrallerini alacağız biz burada x kareyi kök x'e böleceğiz. Nasıl böleceğiz? Şöyle diyebilirsiniz aslına bakarsanız. Bakın x kare bölü kök x dediğimiz şey x üzeri 1 bölü 2 idi. Eksi x bölü x üzeri 1 bölü 2 ve artı 1 bölü x üzeri 1 bölü 2 diyebilirsiniz. Buradan tabii ki üstleri birbirinden çıkararak ilerleyeceğiz. Yani 2'den 1 bölü 2'yi çıkardınız. 3 bölü 2 geldi bakın. X üzeri 3 bölü 2. Eksi şurada 1 var. 1'den 1 bölü 2'yi çıkarırsanız X üzeri 1 bölü 2 gelir. Artı bak burada x üzeri 0 vardı. 0'dan 1 bölü 2'yi çıkarırsan x üzeri eksi 1 bölü 2 yapar. Ve bunun integralini alacağız. 1'den 4'e kadar dx'i de yazmayı unutmayın. Şimdi dx deyince umarım aklınızı karıştırmam. Üniversitede e, bir sınava girmiştim. E, sanırım genel matematik veya analizdi. Genel matematikti sanırım. E, genel matematik dersinde Hoca birinci soruya aşağıdaki integralleri hesaplayınız diye yazmış. E, sormuş. Vize veya finalde hangi satı olduğunu hatırlamıyorum. 5 e, tane de şık var. 5 yani tane soru aslında. Birinci soru 5 soru anlamına geliyor. Tabi integraller de bu kadar basit değil. Upuzun integraller. E, Tabi trigonometrik fonksiyonların integralleri var içerisinde. İşte hem değişken değiştirme uyguluyorsun hem işte kısmi integrasyon uyguluyorsun. Değişik değişik şeyler. Ee, ben de sınava açıkçası çok çalışamamıştım ee, daha sonrasında bütün sorulara baktım ama bu soruya yani bir türlü içim gönlüm el vermedi yani, yani çözesim gelmedi çünkü yani çok fazla böyle o tarz integralleri e, almak için böyle ders çalışmamıştım açıkçası daha sonrasında nasıl yaparım nasıl yaparım nasıl yaparım diye aynı bu şekilde böyle sakallarım falan ovuştururken şöyle şöyle düşündüm 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 sonra bir şey fark ettim o sınavın e, soruları dizgilenirken hoca veya artık kim dizgilediyse buradaki dx'leri yazmayı unutmuş arkadaşlar. Yani burada dx'ler yoktu. Hiçbir şıkkın sonunda dx yoktu. O yüzden dx'i yazarken e, dx'i de ekleyelim tabii dedim. Aklıma o geldi. Hiçbir sorunun dx'i yoktu. Ve en sonunda ben de sorunun çözümünde şöyle yazdım. Dedim ki e, sayın hocam dedim. Bize dedim bu integrallerin dedim hangi değişkene göre dedim integral alınacağı dedim belirtilmediği için dedim. Ben dedim bunların integralini alamam dedim. Ve o, o şeyden o 5 tane sorudan tam puan almanın keyfini yaşamıştım arkadaşlar. Alan arkadaşlara tam puan vermiş midir bilmiyorum ama <laughs> ben bunlardan tam puan almıştım. DX'lerin olmadığını gördüm ve bunu belirttim diye. Neyse devam. Hadi gelin bunun integralini alalım. X üzeri 3 bölü 2'nin integrali x üzeri bakın üstünü 1 artırıyorum 5 bölü 2 başına da 2 bölü 5 yazıyoruz. Pekala eksi x üzeri 3 bölü 2 1 bölü 2 1 artırdım başına da 2 bölü 3 yazıyoruz ters çevirip yazıyoruz biliyorsunuz. Daha sonrasında x üzeri eksi 1 bölü 2'yi 1 artırırsan x üzeri 1 bölü 2 yapar. Başına da 2'yi yazıyorsunuz. Önünde de artı var tabii ki. Neden 2? 2 bölü 1 yazdım. 1 bölü 2'yi ters çevirince bu geldi. 1'den 4'e kadar yerine yazacağız şimdi. Önce 4'ü yazalım. Bakın. 4'ü yerine yazarsanız 4'ün 4'ün 1 bölü 2. kuvveti 2'dir. 2 üzeri 5 32'dir. 32 ile 2'yi çarptınız. 64 bölü 5. Şimdi o kısmı nasıl yaptığımızı ben bazen tahtada falan da böyle anlatırken öğrencilerime öğrenciler söylüyor hocam orada kafam karıştı diye size de anlatayım. Şu demek ne demek? 1 bölü 2. kuvveti kare kök demek. 4'ün kare kökü 2. 2 üzeri 5 32 32 kere 2 64 bölü 5 buradan geldi tamam mı? Devam şurası 4 ise 4'ün yine karekökü kökü 2'dir. 2'nin küpü 8'dir. 8'de 2'yi çarptınız 16 bölü 3 geldi. Artı bir de 4'ün kare kökü yani 1 bölü 2. kuvveti 2. 2 kere 2 de 4 yapar. Daha sonrasında eksi dedim ve 1 yerine yazacağım. 1 yerine yazarsanız bu x'lerin her biri 1 olacaktır zaten şöyle. O halde 2 bölü 5 eksi 2 bölü 3 ve artı 2 dediniz. Şimdi 64 bölü 5 var. Eksi 2 bölü 5 var. 62 bölü 5 yapar. Eksi 16 bölü 3 var. Artı 2 bölü 3 var. Eksi 14 bölü 3 yapar. Artı 4 var. Eksi 2 var. Artı 2 gelir. Buradan paydalarımızı 15 ile buluşturursak burayı 3 ile burayı 5 ile ve burayı da 15 ile genişleteceğim. Böylelikle 3 kere 62 186 yapar. Eksi 5 kere 14 70 yapar. 2 kere 15'te 30 yapar. Bölü 15 dediniz. 186'dan 70'i çıkardınız. 116. 30 eklediniz. 146 bölü 15 bizim cevabımız olacaktı diyebiliriz. Tamam. İşlem vari sorular. Arada işlem hatası yapmamaya gayret göstereceksin. Belki ben de şu an işlem hatası yapmış olabilirim. Ama temel mantığını öğrenmeniz çok iyi. İşlem hatası yapmamaya gayret göstereceğiz. 65. örnek. 1'den 4'e kadar 2x artı 8 bölü x 2 eşittir a ise 1'den 4'e kadar x 14 bölü x 2'nin a türünden eşitini bul demiş bize. Düşünelim bakalım. Yani buluruz herhalde bir şekilde. Öncelikle sevgili arkadaşlarım. Şu kısımda e, yukarı tarafa bakacak olursanız. işte x'in 2 katı var 2x. Eksi 2'nin 2 iki katı eksi 4'tür. Eksi 4'tür. Ama burada buna dayanan buna göre bir şey yok. Bir durum söz konusu değil. Peki başka neler yapılabilir? Şöyle bir şey denenebilir. Eğer olursa bakacağız. Arkadaşlarım x 14 bölü x 2 var ya. Eğer ki ben, eğer ki ben şöyle bir şey yapmış olsam. Birden 4'e kadar yani tekrar yazmak istemiyorum. Şununla şunu toplasam acaba neler gelir buna bir bakalım beraber hadi. Bununla bunu toplarsanız 1'den 4'e kadar 2x artı 8 ile x eksi 14'ü topluyorsunuz bakın. 3x, 3x, eksi 6 geliyor. Bölü x eksi 2 ve dx geliyor. Hocam bunu neden yaptık? Şimdi şu a'ydı. Şuna da soru işareti diyelim. A ile soru işaretinin toplamı ki bir soru işaretini bulacağız unutmayın. Şu kısım kaç arkadaşlar? 3 değil mi? Burası sayıysa Sınır boyu kaç? 3. 3 kere 3'ten 9 mu gelecekti? Bakın soru bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Soru işareti eşittir. A'yı karşıya gönderiyorsun. 9 eksi A oluyor. Cevabımız budur diyoruz. Devam. 66. örnek. A'dan B'ye x kare dx 27. A'dan B'ye de de 9 olduğuna göre A artı B'nin karesi eksi AB ifadesi kaça eşittir ki? A artı B'nin karesi dediğimiz şey A kare artı 2AB artı B karedir. Bundan AB'yi çıkarırsanız arkadaşlarım A kare artı B kare artı AB gelecektir. Bizden istenen şey bu. Tamam. Peki. Şimdi şunun integrali ne? X küp bölü 3. Daha sonrasında A ile B'yi yerine yazarsanız eğer. B küp bölü 3'ten A küp bölü 3'ten A küp bölü 3'ü çıkarırsanız 27 gelecek diyor. Böylelikle B küp eksi A küp 3'ü karşıya atarsanız 81 olacaktır. Şimdi bunu elde ettik bu cepte. Peki şunun integrali nedir? X'tir. A ile B'yi yerine yazarsanız B A gelir. Bu da 9'muş arkadaşlar. B küp eksi A küp dediğimiz ifadenin açılımı nedir? B A çarpı B kare artı AB artı A karedir. Ve bunun 81 olması gerektiğini biliyoruz. B eksi A'nın ise biz zaten 9 olduğunu bulmuştuk. 9 da şunu çarpınca 81 geliyormuş. O zaman burası kaçtır? 9'dur. Peki bu bir yerden tanıdık geldi mi? Bize sorulan ifade buydu. Ben ise b kare artı A, B artı a kareyi buldum. Yani aynısını buldum. O halde bize sorulan ifadenin cevabı 9 olacakmış sevgili gençler. Örnek 67. Her a tam sayısı için. Bakın çok güzel bir örnek. Sınavda karşınıza çıkabilir mi? Pek tabii çıkabilir. Neden olmasın? Dolayısıyla işaret koyun. Sınavdan önce mutlaka tekrar edin. Her A tam sayısı için A'dan A artı 2'ye kadar olan fx'lerin integrallerinin sonucu A kareymiş arkadaşlar. Buna göre 0'dan 8'e kadar fx dx integralinin sonucu sorulmuş. Şimdi ben 0'dan 2'ye kadar fx dx demek istiyorum. Artı 2'den 4'e kadar yine fx dx diyeceğim. Artı 4'ten 6'ya kadar fx dx diyeceğim. Artı 6'dan 8'e kadar f(x) dx diyeceğim. Bunları neden ikişerli ikişerli yazdım? Çünkü buradaki sınır boyu 2 arkadaşlar. Alt sınırla üst sınır arasındaki fark 2. Bundan kaynaklı da bu şekilde yazdım. Tamam? Pekala. Bunun sonucu ne geliyormuş? Alt sınırın karesi mi? O zaman burada alt sınırın karesi kaç? 0. Burada kaç? 4. Burada kaç? 16. Burada kaç arkadaşlar? 36. İşte bu kırmızıyla yazdıklarımı toplayacağız. Yani şunları Toplarsak cevabı bulacağız. 4 ile 36'nın toplamı 40 yapar. 40'a 16 eklerseniz cevabın 56 olması gerektiğini tabii ki de söyleyebiliriz. Evet, cevabımız buydu dedik ve devam ediyoruz. Örnek 68'den. F fonksiyonu tek fonksiyon olmak üzere x 3'ten 1'e kadar f(x) de x 7, 1'den 0'a kadar f(x) de x 2 eşitlikleri veriliyor. Buna göre 0'dan 3'e kadar x artı f(x) dx integralinin sonucu sorulmuş. Öncelikle 1'den 0'a kadar fx dx 2 ise 0'dan 1'e kadar fx dx bakın sınırlarını yer değiştirdim. Nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. Doğru mu? Bakın 0'dan 1'e kadar fx dx eksi 2. Şimdi eksi 3'ten 1'e kadar fx dx ben bunu şu şekilde yazarım. Eksi 3'ten 0'a kadar artı 0'dan da 1'e kadar olan fx dx'lerin toplamı biçimde yazarım. Şimdi şu kısmın bize 7 olduğunu vermiş eşittir. Eksi 3'ten 0'a kadar kaç olduğunu bilmiyoruz ama yazalım eksi 3'ten 0'a kadar diye. 0'dan 1'e kadar olanı da az önce hesapladım. Eksi 2. Değil mi? Eksi 2'yi aldınız şu tarafa fırlattınız. 9 eşittir. Eksi 3'ten 0'a kadar olan integralin sonucu geldi. Şimdi eksi 3'ten 0'a kadar 9 sa Eksi 3'ten 0'a kadar 9 sa 0'dan 3'e kadar kaçtır diye merak edeceğiz. Öncelikle tek fonksiyonlarda eksi 3'ten 3'e kadar integral kaçtı arkadaşlarım? Sıfırdı. Ki eksi 3'ten 3'e kadarı ben şöyle yazabilirim. Eksi 3'ten sıfıra sıfırdan 3'e kadar biçimde yazabilirim. E şu kısmın 9 olması gerektiğini öğrendiysek demek ki burası eksi 9 olmalı ki cevap sıfır gelsin. Şimdi gelelim bize sorulan ifadeye. Sıfırdan 3'e kadar x dx artı sıfırdan 3'e kadar fx de dx dedim. Eşittir kaçtır diye soruluyor. Arkadaşım bak ben şurada ne buldum? Sıfırdan 3'e kadar olan fonksiyonun integrali eksi 9'muş. Yani şurası eksi 9. Bana sadece burayı hesaplamak kaldı ki x'in integrali x kare bölü 2 idi. Sıfırla 3'ü yerine yazarsanız bu bize 9 bölü 2 eksi 0'ı verir. Yani 9 bölü 2'yi verir. O halde cevabımız 9 bölü 2 ile eksi 9'un toplamıdır. 9 bölü 2 ile eksi 9'un toplamı 9 bölü 2 eksi 9'dur. Bu da bize eksi 9 bölü 2'yi verecektir. Hayırlı uğurlu olsun cevabımız buydu. 69. örnek. Her x reel sayısı için fx x eşittir fx olduğu biliniyor. Yani fx çift fonksiyonmuş arkadaşlar. Bu çift fonksiyonun en belirgin özelliklerinden bir tanesiydi doğru mu? 0'dan 4'e kadar fx dx 12 olduğuna göre. Eksi 4'ten 4'e kadar fx artı x artı 3 dx. Bak ben bunu şu şekilde yazacağım. 4'ten 4'e kadar fx dx artı 4'ten 4'e kadar x artı 3 dx biçiminde yazacağım. Ve daha sonrasında çift fonksiyonlarda biliyorsunuz. 4'ten 4'e kadar fx dx varsa elimizde. Bu sevgili arkadaşlar Eksi 4'ten 0'a ve 0'dan 4'e kadar biçimde ayrıldığı takdirde şunun cevabı neyse mesela örnek veriyorum A ise bunun cevabı da A olacaktır. Yani eksi 4'ten 0'a kadar negatif sınır 0'dan 4'e kadar olan pozitif bölgenin olduğu sınırın integraline eşit olacak. O halde biz az önce bir şeyler hesaplamıştık. Neyi görmüştük? 0'dan 4'e kadar 12 olduğunu soru bize vermişti. 0'dan 4'e 12 ise eksi 4'ten 0'a da 12'dir. O zaman eksi 4'ten 4'e kadar kaçtır? 12 artı 12'den 24'tür arkadaşlar. Artı, şimdi gelelim burayı hesaplayalım. X üzeri bir tek fonksiyondur. E, sınırlarda simetrik, tek fonksiyonların simetrik aralıklardaki integrali sıfırdı. Burası gitti. Peki 3'ün integrali? Arkadaşlar burası sayıysa sınır boyuna bakıyorsunuz. 8 birim, 3 kere 8'den 24 geliyor. 24 artı 24 bize cevabı verir. Doğru cevap 48 olacaktı. Devam. 70. örnek. Burası bir belirli integral. İçerisi gayet karman çorman. Belirli integralin sonucunun sayı olduğunu biliyorsunuz. Sayının da burada nesi var? Türevi var. O halde cevap 0 olacaktı. Sayının türevi 0'dır çünkü. Neden sayı? Belirli integralin sonucu sayı çıkıyordu. Unutmayın. 177. sayfamızı bitirdik. Şöyle sayfamıza uzaktan da bakalım. Ve artık bu dersimiz için son sayfamıza yani 178. sayfamıza geçiyoruz. Daha sonraki derste ise belirli integralde değişken değiştirmeyi ele, alacağız arkadaşlarım. Burada, burada artık son 4 sorumuz kaldı ve bu 4 soru da arkadaşlarım grafikli sorular sizler için özene bözene seçtiğim sorular mutlaka ama mutlaka çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Ben bu kadarını söyleyeyim. Sen çok iyi dinle. Neden öyle dediğimi anladın sen. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği ve bu fonksiyona x eşittir 3 absisi noktasından çizilen teğeti gösterilmiş. Şuradan çizilen teğet. Buna göre eksi 2'den 3'e kadar f'in ikinci türevinde X'de x dx. f'in ikinci türevinin integrali nedir? f'in birinci türevidir. Ve burada eksi 2 ile 3'ü yerine yaz demiş. Hadi yazalım. f'in türevinde 3 eksi f'in türevinde eksi 2. Şimdi f'in türevinde 3 3 absis noktasından çekilen teğetin eğimi demek. 3 absis noktadan teğet çekilen teğet budur ve bunun eğimi de x eksenine yaptığı açının tanjantıdır. Yani tanjant 30'dur. 30 derecedir. Bu da arkadaşlarım bize zaten kök 3 bölü 3'ün ta kendisini verir. Yani burası kök 3 bölü 3'müş. Eksi f türev eksi 2 de fonksiyona eksi 2 absisi noktadan çekilen teğet demektir ki eksi 2 şurası eksi 2 eksi 2'den çekilen teğetin eğimi x eksenine paralel olduğu için bu teğet sıfırdır. O halde kök 3 bölü 3'ten sıfırı çıkarırsanız kök 3 bölü 3 kalır. Bu da bize cevabı verir. Devam 72. örnek. Aşağıda y fx fonksiyonunun grafiği gösterilmiş gençler. Buna göre bakın bu fx'in grafiği. Buna göre eksi 1'den 3 bölü 2'ye kadar f'in e, d f'in tersinde x denilmiş. Hmm, bak bu değişik. Değil mi? Bu değişik. Peki ne yapabiliriz? Şu ne demek gençler? Bu ne demek? Bu fonksiyonun diferansiyeli demek. Değil mi? Peki şimdi ben bunun diferansiyelini alabilmek için f'in tersinin e, f'in tersinde x'in türevinin sonuna dx yazıyordum. Eksi 1'den 3 bölü 2'ye kadar diyorduk. E şimdi f'in tersinin türevinin integrali nedir? E yine f'in tersidir. Ki zaten ben size konunun başında şunu söylemiştim. Demiştim ki arkadaşlar D'nin içinde ne yazıyor? O zaman cevap o. Yani F'in tersinde X. E güzel sınırlar eksi 1'den 3 bölü 2'ye kadar. 3 bölü 2'yi yerine yazarsanız F'in tersinde 3 bölü 2. Eksi, eksi 1 yerine yazdınız F'in tersinde eksi 1. Şimdi bakın F'in tersinde 3 bölü 2 demek fonksiyonu 3 bölü 2 yapan X değeri demek. 3 bölü 2 yapan X değeri bakın nerede? Hop 2'de arkadaşlar. Demek ki burası 2'ymiş. Eksi F'in tersinde eksi 1 demek e, fonksiyonu eksi 1'e götüren x değeri demek. Eksi 1 burada neresi götürmüş? 0. Demek ki burası da 0. 2'den 0'ı çıkarırsanız cevap 2 olacaktır. Evet 72. örneğimizi de çözdük. Ve devam ediyoruz örnek 73'te Y işte fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bu fx'in grafiği. Buna göre fx bölü mutlak değer fx 3'ten 5'e kadar bu integralin sonucu kaçtır? Şimdi bir kere fx'e fx'e böldüğümüz zaman 1 gelmesi gerekmiyor mu? Evet. Ama fx fonksiyonu bazı bölgelerde negatifse eğer negatifse şuradaki mutlak değer dışarı eksiyle çarpılarak çıkacağını biliyorsunuz. Ki bizim fonksiyonumuz eksi 3'ten 5'e kadar demiş. Bakın eksi 3'ten 5'e kadar demiş. Şimdi eksi 3 şurası. Şurası da şöyle 5. Şimdi eksi 3'ten eksi 2'ye kadar eksi 3'ten eksi 2'ye kadar fx bölü fx bölü şimdi eksi 3'ten eksi 2'ye kadar bizim fonksiyonumuzun grafiği x ekseninin altında kaldığı için negatiftir bu fonksiyon. Negatif olduğu için de mutlak değer dışına eksi fx diye çıkacaktır. Artı eksi 2'den 4'e kadar hiçbir sorun yok. Eksi 2'den 4'e kadar üst taraf fx alt tarafta zaten fonksiyonumuz burada bakın pozitif bir fonksiyon olduğu için bu aralıkta Direkt fx diye çıkacaktır. Ve dx artı son olarak 4'ten 5'e kadar 4'ten 5'e kadar fx bölü yine negatif olduğu için 4'ten 5'e kadar eksi fx dx olacaktır. Bakın gençler şurası eksi 1'dir. Dolayısıyla eksi 3'ten 2'ye kadar eksi 2'ye kadar eksi 1 dx artı eksi 2'den 4'e kadar bakın şurası 1 olduğu için 1 dx dedim. Artı 4'ten 5'e kadar Yine şurası da eksi 1 olduğu için eksi 1 dx dediniz. İçerideki sayı eksi 1. Sınır boyu 1. 1 kere 1. 1 olduğu için burası eksi 1'dir. İçerideki sayı 1. Sınır boyu 6. 1 kere 6'dan 6. İçerideki sayı eksi 1. Sınır boyumuz 1. Cevap 1 kere eksi 1'den eksi 1. Bunları toplarsanız 4 yapar. Bu integralin sonucu da 4 gelir. Bir şeye dikkat edin. Bir şeye dikkat edin. Çoğu zaman integral almıyoruz bile. İntegralin özelliklerini kullanıyoruz. Bu sayfaya bu yüzden dikkat edin dedim ben size. Bakın hemen yandaki soruda da aynı şeyi yaptık. İntegral almadık bile. Hemen buradaki soruda da aynı şeyi yaptık. İntegral almadık. Buradaki soruda da integral almadık. Zaten ÖSYM de bunu istiyor. Yani öyle alelade oturup da integral alıp da x gördüğün yere şunu yaz bunu yaz demiyor. Ne diyor? İntegralin özelliklerini iyi anladım mı anlamadım mı bunu kontrol ediyor. Ki senden de yine bunu isteyecek emin olabilirsin. Tamam. Bunu isteyeceğini bildiğimiz için de lütfen buradaki sorulara dikkat et. Dayanamadım gene söyledim bak. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. A noktası eksi 4'e 2, B noktası da 5'e 1 noktalarından f fonksiyona çizilen teğetler d1 ve d2'dir. Eksi 4'ten 5'e kadar f türev x çarpı f'in ikinci türevinde x dx integralinin sonucu sorulmuş. Şimdi ben şuna u dersem. Bunun diferansiyeli f'in ikinci türevinde dx oluyor ya o zaman burası da du'dur. Tamam güzel. Şimdi bunun integrali nedir? U kare bölü 2. Ama u ne? U f türev x'ti. Dolayısıyla f'in türevinde x'in karesi bölü 2 gelecek arkadaşlar. Sınır boylarımız da eksi 5. 5'i yerine yazacaksın. F'in türevinde 5'in karesi bölü 2 eksi f'in türevinde eksi 4'ün karesi bölü 2 dediniz. Cevap bu olacak. Bak yine integral almadık ha. Devam. F'in türevinde 5 yani bu fonksiyona 5 noktasından çizilen çekilen teğetin eğimi. İyi de arkadaş yani hiçbir şey vermemiş ki grafikte. Grafikte vermemiş ama sorunun içinde vermiş bakın. Şurası eksi 4'e 2'ymiş arkadaşlar. Şurası da 5'e 1'miş gençler. Tamam. Pekala. Şuranın 2 olduğunu biliyoruz. Şurası da 2'dir. 2 i̇ki bölü 2 karşı bölü komşudan 1'dir. Yani bizim bu fonksiyonumuza eksi 4 apsis noktadan çizilen teğetin eğimi 1'miş. Yani o zaman f türev eksi 4 1'dir. 1'in karesi 1'dir. Burası 1 bölü 2 geldi. Önünde de eksi var. Şimdi geçelim 5 absis noktadan çekilen teğetin eğimine. Şurası 1. hocam şurası da 1. E 1 bölü 1'den 1 ama azaldığı için eksi 1. Demek ki burası eksi 1. Eksi 1'in karesi gene 1. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Cevap nedir? Tabii ki sıfırdır diyeceğiz. Evet gençler gördüğünüz üzere integral almadığımız bazen türevle haşır neşir olduğumuz ama genel itibariyle integralin özellikleri de iyi kavramamız gerektiğini anladığımız sorulardı bu sorular. Lütfen sevgili arkadaşlarım sizler de integralin özelliklerine gerekli önemi verin. Bakın integralden 74 tane örnek çözdük şimdiye kadar. Bu 74 tane örneğin çoğu işlemli sorulardı. Ee, ama şu son zamanlarda yani son anlarda çözdüğümüz soruların alayı neydi? İntegralin özellikleriydi. İntegralin özelliklerine çok ama çok dikkat edeceksin. Başka bir şey istemiyorum. Tamam? Belirli integralde Değişken değiştirme yapacağız bir sonraki dersimizde. O derste görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.